Cümleten selamun aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli çok güzel çok zarif bir beş şiş patik yapacağız Ben patiğimde Koyu kırmızı ve beyaz tonlarında iki tane normal patiklik ip kullandım Şişlerim ise 3 numara hanımlar Hemen patiğimi göstereceğim İşte patiğimiz bu şekilde Çok güzel çok zarif harika bir model oldu Çeyizler içinde çok uygun bu şekilde yapalışı da gerçekten kolay. Bu şekilde. 5 diş pati yeni başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği bir model bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlayacağız hanımlar. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak e, renkli ipimle başlıyorum. 12 ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü ilmeğim, dört, beş, şu altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 ve 12. 12. ikinci ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyim. Bu aşamada yapacağımız işlem şu: Diğer şıma aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini sırasıyla ters olarak örüyorum. İlk sıramızda ilmeklerimizi ters örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe geçeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4 5, 6 Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4 5, 6 12 ilmeğimi 6 şer 6 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden üçüncü şişimize ilmekler çıkartacağız. İlk ilmeğimiz hemen şu kenardan bakın. Şu ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için tığ yardımı ile ilmeklerimi çıkartacağım ve şişime takacağım. Şu ikinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü. Beşinci. Şu altıncı ilmeğim. Şimdi bir altı ilmek daha çıkaracağım hanımlar. Onu da dördüncü şişime takacağım. Böylece dört işte altı ilmeğimiz olacak. Şu ikinci ilmeğim. Üç. Dört. Beş. Altı. Dört işte de altı ilmeğim oldu. Beşinci şişime aldım. Örmeye başlıyorum. Hanımlar bir sıra 4 şişimizdeki 6 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olan şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Şimdi buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine üçüncü şişimdeki altı ilmeğimi de düz öreceğim. dördüncü şişime geldim buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim böyle canımlar dördüncü şişimizde örünce bir sıra dolanmış olacağız Evet bir sıra ördük şimdi Hanımlar artırma zamanı patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini Sağ ve sol kenardan yapacağız orta kısımlardan artırma yapmayacağız Bakın ilk şişimdeyim kenarımız bu sağ tarafta İlk iki ilmeğimi örüyorum birinci şişimde Bir, ikinci ilmeğim ardından ikinci ilmeğimin altındaki Şu ilmeğimin kenarına girdim Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu İkinci şişime geldim burada da kenar şu sol tarafta Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim normal örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim kenar hemen baş tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 çişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4 çişteki ilmek sayıları da eşit olacak. Bakın 4. çişimdeyim. Kenarımı sol tarafta. Sonraki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Burada <laughs> aldığım ilmeğimi de çok pardon düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz öreceğim. Yani bir sıra 4 şişle de artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. İlmekleri düz örüyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de düz ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine artırma yapmadan öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. 4. şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. Şimdi yeniden bir sıra düz örmüş olduk. Artırma zamanı. Şimdi hanımlar ilk şişimdeyim. Kenarımız başta. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan iki ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız hanımlar burada sol tarafta. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Son iki ilmeğimi de düz örüyorum. Dört şimdi de sekizer ilmeğim oldu. Şimdi bir sıra dört şimdideki ilmeklerimi de düz öreceğim. Sonraki sıra artıracağım. Sonra düz öreceğim artıracağım. Patik burnumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Ardından modelimi kurdum. Modelimiz 10 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için hanımlar biz her bir şişe 15'er artırma yapınca 4 işte toplam ilmek sayısı 60 oluyor. 60 da onun 6 katı. Onun katı olduğu için, 6 katı olduğu için model tam denk geliyor. İlmek sayılarını buna göre ayarlamamız gerekiyor. Şimdi hep birlikte her bir şişimizde 10, 10 15'er ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayacağız. Evet hanımlar ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen ee modele geçiyoruz. Beyaz ipimizle tabanımızı oluşturacağız. İlmeklerimizi hanımlar bu sıramızda beyaz ipimiz ile normal düz olarak öreceğiz. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra beyaz ipimin ucunu şurada kırmızıya bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Buraya iki tane sıkı bir düğüm attım. Şimdi ilmeklerimizin tamamını hanımlar beyaz ile öreceğiz. Şöyle sırasıyla beyazı kullanıyorum. Kırmızı ipimiz beklesin. Model kurulumu yaparken yine kırmızımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bu şekilde hanımlar ilk şişimdeki ilmeklerimi beyaz ipim ile ördüm. Ee, şimdi 3 sıra boyunca 3 sıra derken dört işimizi bir kere beyaz ipimizle örüp dolanacağız. Sonra bir daha dolanacağız. 3. kez bir daha dolanacağız. 3 kere beyaz ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar 3 sıra boyunca ilmeklerimi beyaz ipim ile düz ördüm ve geldim. Şimdi modelimize başlayacağız. Modelimiz toplam 4 sıradan oluşuyor hanımlar. Modelimizle şimdi ilk sıramıza Başlıyoruz bu sıramızda hanımlar ilk iki beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum modelimizde birinci sıramız İlk iki beyazı örmeden sağ şişime aldım hemen yanına 6 ilmek Kırmızı örüyorum düz olarak Bakın 6 tane kırmızıyı ördüm Devamında 4 beyazı örmeden sağ şişime alacağım 6 ilmek kırmızı öreceğim Şu 3 oldu 2. şişimden devam ediyorum 4 5 6. 4 beyaz ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. 6 ilmek kırmızı örüyorum. Bu aşamada hanımlar bakın şu kırmızıları ip geçişlerini de arkada biraz esnek bırakalım. Sıkarak almayalım. Model güzel düşsün. 6 kırmızımı ördüm. Tekrardan 4 beyaz örmeden alacağım. 3. şişimdeyim. Şu 3. beyazım, şu da 4. Tekrardan 6 ilmek düz örüyorum. 3 4 5 6. 4 ilmek beyaz örmeden alıyorum Yeniden 6 ilmek öreceğim Şu 3. ilmeğim 4. şişimdeyim 5 ve 6. kırmızımı ördüm 4 ilmek beyazı örmeden sağ şişime aldım Tekrardan 6 ilmek kırmızımı örüyorum Ve sonraki beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım Evet hanımlar modelimizde ilk sıramızı tamamladık. Geldik ikinci sıramıza. Bu sıramızda yine kırmızı ipimiz ile devam edeceğiz. Dört sıradan oluşan modelimizin ilk iki sırasını kırmızı ipimiz ile üçüncü ve dördüncü sırasını da beyaz ipimizle öreceğiz. Yine ilk iki beyaz ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sıramızda da bir önceki sırada düz olarak ördüğüm altı kırmızı ilmeğimi ters örüyorum. Haroşa görüntü oluşuyor ön yüze. Şöyle bakın altı kırmızımı ters ördüm bu şekilde. Tekrardan 4 tane beyazımı örmeden alacağım. Şöyle kırmızı ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırası böyle yapılıyor hanımlar. İkinci şişimden devam ediyorum yine kırmızılarımı ters olarak örüyorum. Beyaz ilmeklerimi örmeden sağ şişime aldım. Kırmızı ilmeklerimi ters öreceğim. Beyazlarımı örmeden sağ şişime alacağım. Modelimizin İkinci sırası böyle yapılıyor hanımlar. Üçüncü şişimdeyim devam ediyorum. Yine bakın kırmızı ilmeklerimdeyim. Kırmızı ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Beyaz ilmeklerimi örmeden sağ şişime aldım. Tekrardan kırmızı ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü şişimdeyim. Altı kırmızı ilmeğimizi ters örüyoruz aralardaki dörder tane beyaz ilmeğimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bu şekilde hanımlar dördüncü şişimde de aynı işleme devam ediyorum. Altı kırmızımı ters ördüm. İki beyazımı örmeden sağ şişime aldım. Geldik modelimizle üçüncü sıramıza şimdi beyaz ipimizi kullanacağız hanımlar. Bu aşamada burada iki tane beyazımız var. Hemen solunda da bir tane kırmızımız var. İki beyaz ilmeğim önden gelecek şekilde kırmızıda bakın arka yüzden gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum. Sırasıyla yer değiştirdiğim önce kırmızı ilmeğimi sonra iki beyaz ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Şöyle. Şimdi hanımlar burada kırmızı ilmeklerim var. Dört tane kırmızımı düz öreceğim. 3 4. Yapacağımız işlem şu. Bakın o aralarda dörder tane beyaz var. Bu ilk iki beyaz ile bu kırmızıyı yer değiştirerek öreceğim. Hanımlar yer değiştirirken dikkat etmemiz gereken nokta şu. Beyaz ilmekler ön yüzden gelecek şekilde kırmızı da arka yüzden gelecek şekilde bu üçünü yer değiştirdim sonra yer değiştirdim ilmeklerimi sırasıyla bakın beyaz ipim ile düz örüyorum şimdi de burada iki beyaz bir kırmızı ilmeğim var Kırmızı ilmeğim arkadan gelecek şekilde, iki beyazım da önden gelecek şekilde yine yer değiştirdim. Sonra önce kırmızı, sonra iki beyaz ilmeğimi düz örüyorum. Aralarda dörder tane beyazımız var. İkinci şişimdeyim. Üçüncü beyazım. Dördüncü beyazım. Bakın yine geldik. Burada iki beyaz hemen sağında bir kırmızı var. Ilmekleri burada da yine şöyle yer değiştirerek örüyorum. İki beyaz önden gelecek şekilde bir kırmızı arkadan gelecek şekilde bu üç ilmeği sırasıyla beyaz ipimle düz ördüm. Ardından bakın iki beyazım var. Solunda da bir kırmızı var. Kırmızı arkadan gelecek şekilde beyaz da önden gelecek şekilde şöyle yer değiştirdim. Önce kırmızı sonra da iki beyazımı düz olarak ördüm. Aralarda hanımlar bakın şeklimiz ördükçe zaten kendini gösterecek. Modelimiz yavaş yavaş bu şekilde ortaya çıkacak. Aralarda dörder beyazımız var. Dört beyaz örüyorum. Yeniden bakın iki beyaz bir kırmızı var. Bu iki beyaz ile bir kırmızıya yine yer değiştiriyorum. Beyazlar önden gelecek şekilde kırmızı arkadan gelecek şekilde sırasıyla bu üç ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü şişimdeyim. Hemen burada ilk, ilk iki ilmeğim beyaz. Solunda da kırmızı var. Yine ilmeklerimi yer değiştirerek örüyorum. Bakın sırasıyla önce kırmızı sonra da iki beyaz ilmeğimi ördüm. Dört ilmek kırmızımı da yine beyaz ile örüyorum. Tekrar da modelimi yapacağım. Bakın iki beyaz bir kırmızı var. Hemen sağdaki bir kırmızı ile iki beyazı yer değiştiriyorum. Ardından yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle Tekrardan bakın iki beyaz ile solda bir kırmızı var. Kırmızı arkadan gelecek şekilde, beyazlar da önden gelecek şekilde yer değiştirdim ve sırasıyla ilmeklerimi ördüm. Bu şekilde hanımlar. Tekrar devam edelim. Arada yine 4 tane kırmızı'm var. 2 3 4 Yeniden iki beyaz ile bir kırmızıyı yer değiştireceğim dediğim gibi püf nokta beyaz ilmekler ön, ön, ön yüzde yer değişecek kırmızı da arka yüzden gelecek şekilde yine iki beyazım var sırada solda da bir kırmızı var kırmızı ile beyazları yer değiştirdim önce kırmızı sonra da iki beyaz ilmeğimi düz ördüm arada yine dört ilmeğim var dört beyazımı ördüm tekrardan bakın burada bir kırmızı yanında iki beyaz var. 2 beyaz önden gelecek şekilde kırmızı arkadan gelecek şekilde yine yer değiştirdim Sırasıyla yer değiştirdim ilmeklerimi düz ördüm 3. sıramızı tamamladık Hanımlar geldik modelimizde 4. ve sonuncu sıramıza Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını Beyaz ipimiz ile düz olarak örüyoruz Hanımlar Dördüncü sıramızda yapacağımız işlem sadece bundan ibaret Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm devam ediyoruz ikinci şişimizde de yine ilmeklerimizin tamamını beyaz ile öreceğiz bir sıra beyaz ile örüyoruz modelimizin dördüncü ve sonuncu sırası modelimizin epitopu bu hanımlar model sadece kaydırmalı bir model zaten nasıl yapıldığında sizlere şimdi anlatacağım üçüncü şişime geldim yine buradaki ilmeklerimi de beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Dördüncü şimdiyim. Yine ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Sonuncu sıramı sanımlar. Evet dördüncü şişimizi tamamladık. 4 sıradan oluşan ilk modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi e, ikinci modelimizi kuracağız. E, şu an model tam kendini e, göstermiyor olabilir belli etmiyor olabilir ama dediğim gibi ördükçe kendini gösterecek. Dediğim gibi kaydırmalı bir model. E, ikinci, ilk modeli yaparken iki beyazı örmeden almamıştık. 4 tane kırmızı örmüştük ardından 4 beyazı örmeden aldık 6 kırmızı ördük bu şekilde devam etmiştik şimdi ikinci modeli yaparken kaydırmalı bir model şöyle yapıyoruz hanımlar İlk 3 ilmeğimi kırmızı ipim ile örüyorum 3 ilmek kırmızı hemen yanına 4 tane beyazı örmeden alıyorum bu şimdi ikinci modelimizin birinci sırası 4 sıra 4 sırada bir modeli tekrar ediyoruz fakat yer değiştirerek model örüyoruz hanımlar 3 kırmızı ile başladık 4 beyazı örmeden aldık devamında 6 kırmızı Öreceğiz. 4 ilmek beyazı örmeden alacağız. Bakın 6 kırmızımı ördüm. 4 ilmek beyazımı örmeden alıyorum. 2. şişinden devam ediyorum. Şu ikinci, şu üçüncü, şu da dördüncü beyazım. Tekrardan 4 ilmek kırmızımı örüyorum. Pardon 6 ilmek kırmızımı örüyorum. 4 tane beyaz ilmeğimi örmeden aldım. 6 kırmızı 4 beyaz olacak şekilde ikinci modelin ilk sırasını tamamlayacağız. Şu üçüncü şişimdeyim. 4 5 6. kırmızım. 4 beyazı örmeden alıyorum. Tekrardan 6 kırmızı 4 ilmek beyazımı örmeden alıyorum. 4. şişime geldim. Şu 4. beyazım. Tekrardan 6 ilmek kırmızımı örüyorum. 4 tane beyazımı örmeden aldım ve son 3 ilmeğimi kırmızı ipimle örüyorum. İlk şişimizde ilk üç ilmeğimizi kırmızıyla örmüştük. Burada da hanımlar son üç ilmeğimiz kırmızı. Model bütünlüğü sağlandı. Geldik modelde ikinci sıramıza. İlk modelde olduğu gibi bu sıramızda da hanımlar kırmızı ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ve yine beyaz ilmekleri örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Kırmızı ilmeklerimizi ters örüyoruz. Beyaz ilmeklerimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Tekrardan kırmızılarıma geldim. 6 kırmızı ilmeğimi bu sıramızda ters olarak örüyorum. Beyazları örmeden sağ şişime alıyorum. İkinci şişi tamamladık. Üçüncü şişimizdeyiz. Burada da yine aynı işleme devam edeceğiz. Dediğim gibi kırmızı ilmekler ters örülüyor. Modelin ikinci sırasında aralardaki dörder tane beyaz ilmeğimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. şekilde. Geldik dördüncü ve sonuncu şişimize yine beyazları örmeden aldım. Kırmızı ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son üç ilmeğimi de ters ördüm kırmızı ipim ile. Modelimizin ilk iki sırasını tamamladık. Geldik modelde üçüncü sıramıza beyaz ipimi elime alıyorum. Buradaki hanımlar iki tane e, kırmızımı beyaz ile ördüm bakın burada bir kırmızı Hemen yanındaki tane de beyazım var yine ilmekleri yer değiştireceğiz Tekrardan beyaz ilmekler önden gelecek şekilde kırmızı tek ilmeğim de arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyorum Yer değiştirdim bu üç ilmeğimi sırasıyla düz örüyorum Yine bakın burada iki beyaz bir kırmızı ilmek var yine ilmekleri yer değiştirerek Örmeye devam ediyoruz hanımlar modelimizin 3. sırası böyle Aralara dörder tane beyaz örecektik 1 2 3 4. Bakın burada bir kırmızı solunda da iki beyaz var. Bu iki beyaz ile yine bir kırmızıyı şöyle yer değiştiriyorum. Önce iki beyazımı sonra da kırmızımı ördüm. İkinci şişimdeyim. Burada da hemen ilk iki ilmeğim beyaz. Solundaki kırmızı ile bu iki beyazı yine yer değiştiriyorum. Önce kırmızı ardından da iki beyazımı örüyorum. Arada yine dört ilmeğimiz var. 3, 4. Tekrardan bir kırmızı ve önünde iki beyaz var. İki beyazım önden gelecek şekilde bir kırmızım da arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz ördüm. Yine burada iki beyaz solunda da bir kırmızı var. Tekrar bu ilmekleri de yer değiştirdim ve sırasıyla düz olarak ördüm. Arada dört beyazım var. Şu iki. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Şu üçüncü şu da dördüncü ilmeğim. Yine aynı şekilde model kurulumuna burada da devam ediyoruz hanımlar. İlmeklerimizi yer değiştirerek örüyoruz. Dediğim gibi e, burada püf nokta şu. iki beyaz ilmek önden gelecek şekilde bir kırmızı arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyoruz. Ardından da yer değiştirdiğimiz ilmeklerimizi sırası ile düz olarak örüyoruz hanımlar. Bu şekilde üçüncü şişimizi tamamladık. Geldik hanımlar modelimizde dördüncü ve sonuncu şişimize Burada da yine iki beyazım ve solunda bir kırmızım var Bu Kırmızı ile yine iki beyazı yer değiştiriyorum Sonra ilmeklerimi düz ördüm arada yine 4 ilmek beyaz örüyorum 3 4 Tekrar bir kırmızı ve hemen yanında iki beyaz var Tekrardan ilmeklerimi yer değiştirdim ve Sırası ile düz örüyorum Yeniden bakın burada son iki beyazım ve yanında da bir kırmızım var Tekrar yer değiştirme işlemini yaptım ve ilmeklerimi sırasıyla düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Bu şekilde hanımlar. E, şimdi ben e, ilmeklerimin hepsini dört içinde de aynı şekilde ördüm. 3. sıramızı bitirdik. Geldik dördüncü sıramıza. Dördüncü sıramızda hanımlar sadece beyaz ipimizi kullanıyoruz. İlmeklerimizin tamamı. 4. sıramızda beyaz ipimiz ile düz olarak örülüyor. Modelimiz bu şekilde. Bakın ilk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de beyaz ipim ile düz öreceğim. Bir sıra düz örüyoruz hanımlar. Dördüncü sıramızda herhangi bir model kurulumu işlem yok. İlmeklerimizin tamamı düz olarak örülüyor. Bu şekilde hanımlar ikinci modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Gayet örmesi zevkli kolay ilerleyen bir model. Yine üçüncü şişimden devam ediyorum. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Tekrar buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Şimdi ikinci modeli tamamladık hanımlar. Tekrardan ilk şişimizde e, üçüncü modelimize başlayacağız. Yine dört sıradan oluşacak hanımlar. Şöyle geldik ilk şişimize. Dediğim gibi modeli her dört sırada bir tekrar ediyorduk ve kaydırmalı bir modeldi hanımlar. Şöyle baktığımız anda birinci 3. 5. 7. 9. modelimiz aynı hizada aynı şekilde yapılırken bakın aralardaki 2. Ik modelimiz 4. 6. 8. ve 10. modelimiz de yine aynı hizadan aynı şekilde yapılıyor. Şimdi 1. modeli yapmıştık. Yani şöyle hesaplayabiliriz. Modelin birine başlarken hemen e, bakın 1. 3. model aynı dedim ya tekrar kırmızımı alıyorum. 3. modelin ilk sırası. E, birinci modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız hanımlar. Bakın iki tane beyazı örmeden alıyoruz yanına 6 ilmek kırmızı örüyoruz. 5 ve 6. kırmızım. Devamında yine 4 tane beyaz örmeden alacağız. 6 ilmek kırmızı öreceğiz. Yani ilk modeli nasıl yaptıysak bunu da aynı şekilde tamamlayacağız. 4 sıradan oluşan modeli bu şekilde üçüncü modeli tamamlayacağız. Üçüncü model bittikten sonra dördüncü modeli geçeceğiz. Dördüncü modeli de ikinci modelle aynı şekilde yapacağız. Yani 3 ilmek kırmızı öreceğiz. Yanına 4 beyaz örmeden alacağız. Devamında 6 kırmızı öreceğiz. Sonra yanında 4 beyaz örmeden alacağız. Böyle devam edecek. Modelin birini bu şekilde örerken diğerini 3 kırmızı ile örerek başlayacağız hanımlar. Modelin kaydırması da bundan ibaret. Dediğim gibi Bakın tekrar gösteriyorum. 1., 3., 5., 7. ve 9. modelimiz aynı hizada örülürken şunlar bakın 2, 4, 6, 8 ve 10. modelimiz de aynı hizada aynı sayılarla eşit şekilde örülüyor. Modelimizin hep bir topu bu kadar hanımlar. Şimdi ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane model yaptım. 10. modelimin en son 10. modelim bitti. Yani 10. modelimi 4 sıradan oluşan oluşacak şekilde ördüm. Hani en son 10. modelimin son sırasını 4. sırasını beyaz ile ördüm. Sonra bilek ayrımına başladım hanımlar. Şimdi ben bu aşamada 10 tane model yaptım ama sizler ayağınızı ölçerek yapabilirsiniz. Patiğinizi örerken şöyle bir ayağınıza giyin. Bu ön bölümünü daha mı kısa yapmak istersiniz daha mı uzun yapmak istersiniz tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Ben 10 yaptım ama belki siz 11 yapacaksınız belki 9 yapacaksınız bu tamamen değişebilir ölçülerimize göre. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim ardından birlikte bilek ayrımına geçelim. Evet hanımlar patiğimin ön bölümünü tamamladım geldim. Toplamda 10 tane modelimden kurdum sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. modelimin 4. sırasını tamamladım. Beyaz ipimle ilmeklerimin tamamını düz ördüm. Şimdi modelimiz bitti hanımlar. Beyaz ipimi bıraktım. E, i̇lmeklerimin tamamını bu sıramızda kırmızı ipim ile düz olarak öreceğim. Artık beyaz ipimizi de kesip arkaya bağlayabiliriz. Çünkü patiğimizin devamında kırmızı ipimizi kullanacağız. Beyaz ipimizi kullanmayacağız. Bu şekilde hanımlar ilk işimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi dört işimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca 2 sıra derken yani dört işimizi bir kere dolanacağız. Bir daha dolanacağız kırmızı ipimiz ile. 2 sıra boyunca kırmızı ipimiz ile Düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi iki sıra boyunca kırmızı ipim ile düz ördüm. Geldim. Şimdi ilk şişimdeyim. Bilek Ne yapacağız. Bu aşamada bakın beyaz ipimi de kestim. Arkaya bağladım. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar. 15 ilmeğim vardı. Burada son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği hanımlar şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdim. ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri birbiriyle yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin kenarlarına geçmiş bulunmaktayız hanımlar şu anda. Ben şu patiğimin kenarlarına yedişer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde Düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi hanımlar bilek ayrımını yaptık. İkinci işimizdeyiz. İlk 7 ilmeğin bilek bölümündeki haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. 7 ilmek haroşamı düz ördüm. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de şu anda ön yüzde olduğum için düz örüyorum hanımlar artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız Patimizin arka bölümünde ön yüzdeysek eğer düz örgü arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapıyoruz e şimdi bilek ayrımına kadar öreceğiz ardından geri döneceğiz geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz devam ediyorum bir diğer şime geldim tabana denk gelen yerimiz burası alt bölüme denk geliyor Burada da yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Bakın son 7 ilmeğim kaldı hanımlar. Bu bilek bölümüne denk gelen, bilek ayrımı yaptığımız yere gelen. Bunlar haroşa olduğu için bunları da yine düz olarak örüyorum. Şimdi bilek ayrımına kadar geldik. Geri dönüyoruz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Öreceğiz. Geri döneceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Çünkü ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi haroşamı düz öreceğim. Bakın 6, 7. 7 haroşamı ördüm. Bakın buraya bir diş haroşamız oluştu. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Hanımlar patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzdeysek eğer e, ilmeklerimizi şu an yaptığımız gibi ters olarak öreceğiz. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki 7 ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Patiğimizin arka bölümünde başka yapılacak, gösterilecek herhangi bir işlem, model, detay yok hanımlar arka bölüme bu şekilde yapılacak. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Son şişime geldim. Buradaki ilmekleri de ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğimiz kaldı. Bunlar haroşa. Haroşalarımı Düz olarak örüyorum. Şimdi şöyle baktığımız anda bu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu. Şimdi geri döndük. Bilek ayrımına kadar geldik. Geri döndük. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı yine düz örüyorum. Yine şu anda ön yüzde olduğumuz için diğer bilek ayrımına kadar ilmeklerimizi Düz olarak öreceğiz. Diğer bile germine kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Sadece haroşaları haroş olarak öreceğiz. Arka yüzde devamında gelen diğer ilmekleri ters öreceğiz. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak hanımlar. Bakın gördüğünüz üzere buralarda birer diş haroşam oluştu. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş 15 sıra haroşamı ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Sizler bu aşamada lütfen örerken patiğinizi yani ayağınıza bir giyin deneyin. Yani bir miktar ördükten sonra bir ölçün deneyin. Pateninizin bu arka bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor hanımlar. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız pateniniz ayağınıza tam olur. Lütfen ölçmeyi unutmayın. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre patenimizin arka bölümünü örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim buraya tamı tamına 15 lira haroşa yaptım. yaptım ee, Bu aşamada hanımlar bir de boy olarak da şöyle ölçüyü vereyim sizlere Boyu ne kadar Olmuş hemen göstermek istiyorum bakın Burundan itibaren şöyle mezuramı tutarak Ölçüm 21 santim örmüşüm hanımlar gördüğünüz gibi 21 santim olarak Patiğimi Ördüm boyu 21 santim Şimdi e, Bu aşamada hanımlar bakın e, İlmeklerin hepsi bilek bundan sonra şurası burası genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 26 ilmeğimi ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi birlikte topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Bakın 7 haroşama ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamdan sonra 8. ilmeğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi ördüm. 26. ilmeği örerken şu öndeki ikisini alıyorum. İki ilmeği birlikte keserek örüyorum. 25 ilmek ördüm. 26. da kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Bakın arka yüzdeyim şimdi. İlk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeğimizi normal düz olarak öreceğiz. 26. da kesimimizi yapacağız. 7 haroşama ördüm hanımlar. Sayarak devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, yirmi 24, 25. beş ilmeğimi ördüm. 26. ilmeği örerken şu öndeki iki ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu kesimimizi yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Sıra sonuna kadar. Ön yüze döndüğümüzde tekrar 25 ilmek öreceğiz. 26. da kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz var. Bu 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz hanımlar topuk kesimine. Ee, şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimizde de 26 ilmeğimiz kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum hanımlar. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerimde şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Devam ediyoruz yine. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topladım karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Her iki patiğimizin topuk kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Yani topuklarımız aynı hani sağ ve sol patiğin topuğu aynı şekilde kesiliyor. Ayrıca her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için ilmekler kesim sonunda aynı anda bitiyor hanımlar. Gizli kesim olduğu için zaten patiğin arkasında belli bile olmuyor. Şu kalan ilmeklerimizi hanımlar aynı şekilde keselim ve gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi keftim geldim Son birer ilmeğim kaldı. Yine bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi tığıma aldım. Sonra ikinci şimdiki ilmeğimi tığıma alıyorum. Şişlerimiz de boşa çıktı. Şu anda tığımda 3 adet ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen hanımlar ipimizin ucunu gizleyelim. Ardından topumuza bakalım. Patiğimizin iç bölümünde e, model kurarken e, eklediğimiz beyaz ipimizin ucunda bu şekilde hanımlar gizledim. Hani ip e, patimizin içinde görünen ip uçları hoş bir görüntü oluşturmuyor. E, buna dikkat edelim. Şöyle ilmek aralarından geçirerek ip uçlarını gizliyoruz. Hemen bakalım topuğumuza. Bakın hanımlar görüntüsü ayakta ayak giyince şöyle. Bakın izi bile belli olmuyor. Şöyle. Topuğumuz bu şekilde. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Şekil olarak, görüntü olarak patiğimiz bu. Bir de daha net, daha güzel e, görelim görüntüsünü diye. Hemen bir de makine ayağıma giydireceğim hanımlar patiğimi. Bir de ayağımızda görelim modelimizi. Çok güzel, şık bir patik oldu. Çeyizler için de çok uygun. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Ben iki renk tercih ettim. Daha önce bu modeli rengarenk olarak da yapmıştım. Şöyle... Patiğimizin mankendeki hali bu şekilde hanımlar. Bakın topuğumuzu göstermek istiyorum. Patiğimizin şu kenarları tabanımız. Modelimiz böyle. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.